Misafirim var. Hoş geldin birader. Buyur otur. Aç mısın, bir şey yer misin? Yaptırayım mı çocuklara bir şey? Yok, istemez, sağ ol. Seninle halletmemiz gereken bir konu var, onun için geldim. Acil mi? Hayırdır? Ablacığım, benim sana biraz tatsız bir haberim var. Ama bu aralar az tatsız haber aldım. Bir tane de sen ver, tam olsun. Benim İsviçre'ye dönmem gerekecek. Dön. Ne kadar kalacaksın? İşte bilmiyorum. İşlerle alakalı karışıklıklar var. Buradaki büroyu kapatmak zorunda bile kalabiliriz. Ne diyorsun kızım sen? Ne saçmalıyorsun? İşler umulduğu gibi gitmiyor. Beni acilen çağırıyorlar. Ya bir çözüm bulunacak ya da burası eskiden olduğu gibi merkeze bağlanacak. Ben de oradan devam edeceğim. Şimdi sen burada böyle Fırat'ı öylece bırakıp gideceksin İsviçre'ye, öyle mi? Ablacığım, benim Fırat'ı düşünecek halim yok. Benim kariyerim çok daha önemli. Ben senelerce emek verdim bu işe sonuçta. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Dün süslenip püslenip koşa koşa buluşmaya giden sen değil miydin? Ne oldu? Siz kavga falan ettiniz. Ne oldu? Ablacığım, abartma. Kavga falan etmedik ya. Koskoca insanlarız biz. İki adımlık yol İsviçre. İşlerimle alakalı sorunlarımı halledeyim. Fırat'la sorun yaşamayız biz, merak etme. Üzüldüm ama yani düşününce son zamanlarda yaptığın saçmalıklar belki uzak kalınca iyi gelir yani, bilmiyorum. Neyse, beni bırak da. Can seni affetti mi sergiyi unuttuğum için? Lafı karıştırma. Ne oldu işte, anlat bakayım, sorun ne? Anlaşılan affetmemiş. Etrafta da olmadığına göre. Benim birkaç işim var, sonra konuşuruz. Erol benim yanıma bir adamını göndermiş. Babamdan kalan malların listesini döktü yarım saat. Benim bile haberim yoktu. Yani bu kadar mal varlığının olduğunda. Rahmetli çalışmayı severdi. Para kazanmayı da bilirdi. Hadi yapma şimdi bunu. İkimiz de çok iyi biliyoruz o malların nasıl sahibi olduğunu. Neyse, konuşulması gereken bir zamanda değiliz şu an bunları. Ya diyeceğim şu, o malların hepsi sana ait. Yani senin hakkın. Çocukluktan beri babamın yanındaydın. Bütün işleri beraber yaptınız. Ben sadece çiftliği istiyorum. Geri kalan her şeyi sana devretmeye hazırım. Sen beni yanlış anlamışsın birader. Ben bugüne kadar Hikmet Kazan'dan bir çöp bile almadım. Allah razı olsun, o da vermedi. Ne malını verdi, ne de adını. Öyle uygun gördük dedik. Büyüğümüz dedik. Bir dakika ne olur anne. Kafasını dağıtırım bu adamın. Kellesini keserim, götürürüm teste. Öğrenirim kendim. Doğru mu söylüyor bu kadın? Yapma. Bırak. Babir oğlum. Doğru. Sen benim oğlumsun. Babanı mı vuracaksın ulan? Oynaştınız ulan yıllarca. El alemin beni baba diye sattınız lan bana. Yıllarca dayak yedim ben. Ne istediniz lan benden? Ne istediniz lan? Ne istedim benden anne? Ne istedim benden? Ne cenaze mi? Mabir, oğlum. O zamanlar benim babam sağdı. Beni evlendirdin ayağınla zorla. Biliyorsun.
Biz de babaya karşı çıkılmaz oğlum. Kabahçe'nin Hikmet, sus yeter artık. Bir tek oğlum vardı benim. Allah belanı versin Hikmet. Hayallerimi, gençliğimi aldın sen benim. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Bu gece de oğlumu aldın elimden. Tutamadın Ceren'i. Kadın dur. Neyinizi eksik ettik ulan? Neyinizi? Oğlunu oğlumdan ayırt etmedim ulan. Adam ettim saldım ortaya. Ne konuşuyorsun hala? Sen düzenin bozulmasın diye ateşlere saldın beni. Genç yaşımda o sapık sübyancı terziyle evlendirdin. Yetmedi mi ha? Hayallerimi aldın. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Ulan dur. Anne! Allah razı olsun. Yücelik yapmaya çalışıyorsun. Sağ olasın. Ama boş ver. Allah'a şükür benim param bana yeter. Fazlasıyla yeter. Fırat. Malın da, mülkün de, baban da, adın da senin olsun birader. Ben böyle mutluyum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.